15 saniye, büyük terakki, aferin! Yoksa bir şey mi duydunuz? Duymadım! Bir şey mi gördünüz? Görmedim! Öyleyse ben söyleyeyim! Kuş kafese döndü! Ayşe! Evet dostlarım! Annemin kötü olmadığını öğrendim ve alnım açık geri döndüm. Şimdi sizlerden yardım istiyorum. Sen emret! Öl de ölelim! Köle olalım! Asalım! Emret keselim! Hayır! Bütün bunlara lüzum yok. Şimdilik beni dinleyin yeter. Hayrola, yoksa Ayşe mi geldi? Önce müjdemi isterim. Ne istersen veririm. Söyle, Ayşe mi geldi? Evet, çamlıkta bekliyor seni. Bana bak numaracı! Doğru diyese hiç acımam, yerim seni. Çıkar da pabucunu ye sen! Biz kimseye yalan söylemeyiz, hadi koş! Ayşe! Merhaba Ali. Geri dönüşüne çok sevindim. Annemin günahsız olduğunu anladım. Onun için geldim. Bir daha hiç ayrılmayalım. Hiç! Öyleyse yardım et bana. Yardımına ihtiyacım var. Sana her şeyi anlatacağım, bütün olanları. Bütün bunları arkadaşlara da anlatalım. Müsaade eder misin? Neden? Hep beraber olalım. Böylece belki de en güzel yolu buluruz. Tabii. Gel öyleyse. Bana kalırsa bir temiz dayak atalım herife. Bak nasıl bülbül gibi konuşur. Yok, dayaktan korkacak adama benzemiyor pek. Öyleyse yemeğe davet edelim, zom oluncaya kadar içirelim. Saçma! Pas ver, tavla onu! Nasıl? O işi sen yap. Çünkü herifin gözü sende. Evet, ama unuttuğunuz bir şey var. İtirafları benim değil, bütün kasabanın duyması önemli. Bunu nasıl yapacağız? O işi bana bırak Ayşe, bana! Çok cesur bir kızsın. Neden? Hep yalnız geliyorsun buraya. Oysa çok ıssız bir yer. Genç flörtün nerelerde?
üstün örtün değil arkadaşım. O kadar genç erkeklerle sevişmekten hiç hoşlanmam. Daha olgun, daha tecrübeli erkekleri tercih ederim sevişmek için. Mesela sizin gibileri. Alay ediyorsun benimle. Neden tecrübe etmiyorsun? Bırakın kolumu lütfen, burası yeri değil. Bir dakika. Evet? Evime gelir misin? Bu gece muhakkak bekleyeceğim seni. Geleceğim. Allah aşkına anlamadım gitti. Anlamazsın tabii. Sen daha bebeksin oğlum. Ablan bu akşam çok şık, çok güzel, tepeden tırnağa seksi olmalı, seksi. Seksi olmak için ille de suratını maskara gibi boyamak, takma saç mı takmak lazım? Of, çok konuştun. Hadi, çık da giyinelim. Benim yanımda giyinsen ne olur yani? Olmaz. Neden ama? Olmaz dedim o kadar. Hadi yallah. Seksisiz kız, ne olacak? Buyurun. Beni mazur görün, uzun zamandır kapalıydı köşk. Benim için eşyanın pek önemi yoktur. Acaba bir içki rica edebilir miyim? Tabii, memnuniyetle. Belki de teklifinizi hemen kabul edip gelmem çok şaşırtmıştır sizi. Evet, şaşırdım. Bir gün geleceğinizi biliyordum ama bu kadar çabuk olacağını hiç tahmin etmemiştim. Buraya gelmeme sebep aşk değil, nefret. Nefret mi? Anneme karşı duyduğum nefret. Aranızda geçen aşk macerasını biliyorum. Buraya gelmekle ondan bir nevi intikam almış olacağım. Önce annesi, sonra da kızıyla sevişmek herhalde sizin için çok enteresan olacak. Güzelliğinin şerefine. Sizin şerefinize. Hay Allah kahretsin. Alo? Alo? Sersem! Budalanın biri, sık sık rahatsız ediyor beni. Enfes bir şey. Sizin gibi. Anlatır mısınız bana? Neyi? Annemle olan aşk maceranızı. Kızdınız mı bana? Yok, hayır. Bir tuhaf oldunuz ama. Onu hatırlayınca hep böyle olurum. Belki de hala seviyorsunuz onu. Asla. Seviyorsunuz. Bir zamanlar çılgın gibi aşıktım ona. Bütün ısrarıma rağmen reddetti beni. En yakın arkadaşımla evlenmeye kalktı. Ondan sonra da hep kin taşıdım içimde. Nefret taşıdım. O gece, düğün gecesi... Orhan'ın kolunda merdivenlere inerken bir cehennem ateşi yandı yüreğimde. O gün tekrar yemin ettim. Er geç intikamımı alacaktım ondan. En mutlu olduğu gün... aynı cehennem ateşini onun da yüreğinde yakacaktım. Yıllarca hislerimi gizleyerek aralarında bir dost gibi yaşadım. En ufak bir şey hissettirmeden intikam fırsatını bekledim. Evlerinde toplantı olduğu bir gece Orhan'ı hastaya çağırdılar. Gideceği yer uzaktı, ancak sabaha karşı geri dönebilirdi. İşte bu benim beklediğim andı. Yapamam beyim, bağışlayın, yapamam! Budalalık etme! Ucunda 3.000 lira var. Ne? 3.000 mi? 3.000! İçkiyi verdiğin an avucunda. O an
büyük bir mutluluk duydum. Osman gibi paraya tapan insanlar bu gibi işlere çok yarıyordu. İçkiyi içirecekti, emindim. Vay alçak vay! Vur Murat, vur! Bebek salça! Son misafirler gittiği an ilaç tesirini gösterdi. Güçlükle ayakta durabiliyordu Bahar. Ne olduğunu anlayamamıştı. Şaşkındı. Baban, hastasına yetişmek için bütün hızıyla arabayı sürüyordu, eminim. Ve Bahar, benim kollarımın arasındaydı. Babanın yolda kaza geçirip, vaktinden önce geri dönmesi büyük bir şanssızlık oldu. Artık benim geri dönmeme imkan yoktu. Kapıya doğru yaklaşan ayak seslerini büyük bir sükunetle bekledim. İntikamımı almıştım. Yüreğim rahattı artık. Birkaç gün sonra annen gibi ben de çıkıp gittim kasabadan. 5-6 yıl sonra döndüm. Her şey unutulmuştu. Sadece bir şey unutulmadı. Annemin alnına vurduğun damga. Kahvenin kızı diyorlar bana, biliyor musun? Ne çıkar? Önemli mi bu? Sen benimsin artık. Benim küçük... Çek elini! İğrenç bir adamsın sen, korkunç bir mahluksun! Başka? Hayatımda hiç kimseden senden ettiğim kadar nefret etmedim. Buna rağmen benim olacaksın. Asla! Verdiğin içkiye güvenerek böyle konuşuyorsan avucunu yala! Anneme kurduğun tuzağa düşmedim ben. İlaç senin kadehindeydi. Yalan! Yalan söylüyorsun! Şeytanın, iblisin birisin sen! Ama yalnızız burada. Sen ve ben. Elimden kurtulamazsın. Çok yanılıyorsun. Yalnız değiliz. Bütün kasaba duydu anlattıklarını. Hepsi burada şimdi. Gel, gel de kendin gör. Dilerim Tanrı'dan, arkadaşım olan yılan da kendi kurşunuyla ölsün. Kasabaya hoş geldiniz. Koluma girmek şerefini bahşeder misiniz hanımefendi? Senden başka sevemeyiz hiç kimseyi.
senden başka, senden başka olamayız biz başka.